Engelsizsiniz'den herkese merhabalar. Bugün çok değerli daimi konuklarımızdan olan programımızın Aslı Doğan'la birlikteyiz. Özel eğitim öğretmeni. Okullar açılırken kendisiyle oryantasyonu konuşmuştuk. Bir program yapmıştık. Şimdi okullar tatile girdi. Tatilde özel eğitim gereksinimi duyan çocuklar, aileler neler yapmalı onu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Zaman su gibi aktı geçti. Öyle değil mi? 4 ay önce evet oryantasyonu konuşmuştuk. Şimdi yarı yıl tatiline girdik. Evet. Gerçekten zaman hızlı akıyor. Konuşmaya başlamadan önce bir bandımız var. O VTR'yi izleyelim. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz. Oynayacağız. Önce ip atlama, sonra seksek, sonra da yakan top oynayalım bence. Tamam, kabul. Ayfer bizim takıma gelsin, olur mu? Kabul. Buse ile Semra da bize gelsin o zaman. Sevgiyi siz alın ama. Sen bizim takımda olma. Karşı takıma geç. Niye bizim takıma geçiyormuş? Sizin takıma geçsin. Olmaz. Yazı tura atalım o zaman. Yazı geldi. Sizin takımda olacak. Uf, tamam. Dur dur. Nereye geçiyorsun? Sıranı bekler misin? Yuppi. Uf. Bu da hiç laftan anlamıyor. Hadi biz salıncağa binelim. Evet. Şimdi defter kitaplarımızı kapatıp kaldırıyoruz. Testte 12 soru var. Her birine 3 dakika ayırarak 36 dakika içinde testi tamamlamanız gerekiyor. Adınızı, soyadınızı ve numaranızı sayfanın sağ üst köşesine yazmayı unutmayın. Soruları ve seçenekleri dikkatli bir şekilde okumadan cevaplamayın. Cevabına emin olmadığınız soruları işaretlemeyin. Başlayabilirsiniz. Adımı soyadımı yazdım öğretmenim. Şimdi tuvalete gidebilir miyim? Sevgicim, sınav bitmeden sınıftan çıkmayacağını bilmen gerekiyor. Keşke teneffüsü değerlendirseydin. Ama sen her zaman olduğu gibi bu ders sınav olacağımızı unuttun, değil mi? Evet, şimdi yerine oturmalı ve sorularını çözmeye başlamalısın. Çocuklar, yaz tatili yaklaşıyor. Neredeyse yılı bitiriyoruz. Hadi herkes sırayla tahtaya gelip adını yazsın. Sonra da önünde fotoğraf çektiririz. Hepimize güzel bir anı olur. Sevgicim, artık yıl sonu geldi. Bu harfler konusunda seninle çalışmıştık. Yaz tatilinde de bu konuyla ilgili olarak tekrar yapman iyi olacak. Öf, bu oyun da oynanmaz ki şimdi. Sevgi, sen başka oyun oynasan. Hayır, öyle demeyin. Gel Sevgi, sen de oynayabilirsin. Nasıl oynanıyor? Bak, rakamlara tek ayağınla sırasıyla basacaksın. Yani tek ayak üzerinde sekmen gerekiyor. Tamam, çok kolaymış. Merve, ben de seni arıyordum. Hani bitirmedin ki oyunu, nereye gidiyorsun? Ben demedim mi size? Hep aynı şeyi yapıyor. Of Sevgi, of Sevgi. Nasıl bu kadar dağınık olabiliyor bu çocuk? Sevgi, gelip bana yardım eder misin?
Yine her şeyi çok dağıtmışsın. Kızım bunlar kimin? Senin böyle boya kalemlerin yoktu. Tam hatırlayamadım. Ahmet'in olabilir. Kızım başkalarının eşyalarını alıp eve getirme dememiş miydim sana? Şimdi arkadaşın boya kalemleri olmadığı için resim ödevini yapamayacak. Ahmet'in annesi de boya kalemlerini kaybettiğini düşünüp Ahmet'e kızacak. Çok dağınıksın. Çok dağınıksın. Harfleri ve rakamları artık karıştırmamalısın. Bizim takıma gelme, ip atlamayı beceremiyorsun. Seksek oynarken karelere sırayla basamıyorsun. Çok bencilsin, mızıkçısın. Ne kadar kötü bir rüyaydı. Ne yazık ki tüm bu yaşananlar sadece bir rüyadan ibaret değil. Ülkemizde ve dünyada her gün binlerce özel öğrenme güçlüğü çeken çocuk ve yetişkinin yaşadığı sahnelerden sadece birkaçı. Onlar bunları bilinçli olarak yapmıyorlar. Aslında herkes gibi normaller. Sadece okuma, yazma ve sayısal alanlarda öğrenme güçlüğü yaşayabiliyorlar. Sizin, akrabalarınızın, öğrencilerinizin, komşularınızın ya da arkadaşlarınızın çocuklarının da benzer problemleri olabilir. Erken fark edilmesi, bu sorunları yaşayan çocukların toplum içerisinde veya kendi içlerinde yaşayabilecekleri problemlerin önlenmesi için ilk adımdır. Unutmayın, bu sorunları yaşayan çocuklar doğru yönlendirildiklerinde toplumsal ve akademik hayatta çok önemli başarılara imza atabilirler. Bugün özel öğrenme güçlüğü yaşayanlar için farkındalığınızın ilk günü olsun. Diğer taraftan şu hususunda altının çizilmesi gerekiyor. Bu özelliklerden birinin, bir kısmının, hatta ciddi bir kısmının gözlemleniyor olması bile öğrencinin mutlaka söz konusu engele sahip olduğu anlamına gelmez. Bu gözlemler bize sadece ipucu verebilir. Asıl tanılama süreci uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Evet Aslı Hocam. Farkındalık VTR'sinde de izledik. Evet, özel öğrenme güçlüğüne yer vermişsiniz farkındalık VTR'nizde. Evet, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Özel eğitim tabii geniş bir yelpaze. Sadece bir alanla sınırlı değil. Çeşitli alanlarda zihinsel, toplumsal, sosyal, bedensel, görsel, işitsel alanlar gibi çeşitli alanlarda çocukların akranlarına göre anlamlı farklılıklar göstermeleri sonucunda ortaya çıkar özel eğitim. Ve bundan dolayı da bu farklı olan bireylerin eğitim almaları hasıl olur, gereksinim duyarlar. İşte bu eğitime de özel eğitim denir. Özel eğitimde de özel olarak yetiştirilmiş personeller tarafından geliştirilmiş eğitim programları ve tekniklere bağlı kalınarak eğitim verilme sürecine de özel eğitim adı verilir ülkemizde ve dünyada. Özel eğitim için özel olarak tasarlanmış okullarda bu eğitim sürdürülür. Ama özel eğitim dediğimiz zaman ve akranlarından farklı özellik gösteriyor dediğimiz zaman bu çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal olarak geride olmaları da aklımıza ilk gelir. Ama bu da doğru değildir. Mesela üstün yetenekli çocuklar vardır. Evet. Özel eğitim bu üstün yetenekli çocukların yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya da hizmet eder. Özel eğitim yetersizliğin engele dönüşmemesi için de çocuğu yönlendirir. Ya da yetersizlikten etkilenmiş bir bireyi topluma kazandırmak adına o bireyin kendisine yeterli hale gelip üretken olmasını sağlamak adına da özel eğitimden yararlanabilir birey gibi faydaları vardır. Bu şekilde açıklanabilir. Özel eğitim ismine özel girdiği zaman toplumumuzda şöyle bir yargı oluşuyor. Sanki özel kurumlar bu eğitimi veriyormuş gibi. Buraya da bir açıklık getirebilir misiniz? Özel kurumlar da bu eğitimi vermiyor değil, evet veriyor. Ancak devlet okulları, devlet kurumları da bu eğitimi veriyor illaki.
görme engelliler okulları olsun, işitme engelliler okulları olsun, zihin engelliler okulları olsun, bunlar ilkokul düzeyinde, orta ve lise düzeyinde de engelli okulları olarak hizmet vermekte. Ben de kendim şahsen zaten özel eğitim mesleki eğitim okulunda görev devlet yapıyorum. Okulunda tabii ki devlet okulunda görev yapıyorum ve devletin de bu anlamda destek eğitim odaları, kaynaştırma sınıfları gibi daha fazla geniş alanda hizmet verdiği özel eğitim içerisinde konular vardır. Evet. O zaman özel eğitimi anlattınız. VTR'de de izledik. Çocuklar eğitime başladılar. Artık yarı yıl tatiline girdiler. Evet. Yarı yıl tatiliyle ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Ali Bey, yarı yıl adı üstünde bir soluklanma, bir rahatlama. Biz öğrenciyken çok severdik yani. Tatil evet, olsun da evet. Yarısı tatiler hepsi hafta sonu. Tatiler türlü seviliyor çocuklar tarafından. Aynen, kar tatili, yarı yıl tatili. Tatil güzel şey. Evet kabul. Bunlar çocuklar tarafından istenilen şeyler. Ama büyükler olarak bizim anlamda çocuklara katkı sağlamamız ya da çocukların verimli olmalarını sağlamamız önemli. Evet. Yarı yıla girdik, rahatlayacağız. Yarı yılda verimli vakit geçireceğiz. Yarı yılımızı değerlendirirken geriye dönük olarak geçmiş dönemde neler yapmışız, nelerde eksik kalmışız, nereleri yetiştirememişiz ya da nerelerde sıkıntı yaşamışız, bunun bir eleştirisini yapmamız lazım. Bunu öğrencilerin mi daha çok yapması lazım şu durumda? Sonuçta onlar da yarı yıl tatiline gidiyor. Veli ve öğretmenlere daha ilerleyen dakikalarımızda geleceğiz ama bu engel grupların engel grupları olarak özel olarak değerlendirdiğimiz zaman tabii ki engelli çocuklarımızdan bunu yapmalarını beklemek doğru olmaz ya da sağlıklı olmaz elbette ki. Bunda ailelerin yönlendirici olması gerekiyor. Onların yol gösterici olması gerekiyor. Yani engelli çocuklarımızın unutması diğer çocuklarımıza göre daha çabuk olabilir. Evet. Öğrendiklerini unutması geriye dönük. Engel gruplarında da aynı şey geçerli midir yani daha erken unutma durumu? Yani bunu bütün engel gruplarını genellemek doğru olmayabilir belki ama zaten yaşıtlarında da bu süreç bu şekilde işliyor. Yani her çocuk diyelim biz buna unutabilir, tekrar yapmadığı zaman unutmaya yatkındır. Bunun için tedbirler alınmalıdır diyebiliriz. Evet. Şimdi velilere geçeceğiz ama velilerin öncesinde yine bir bandımız var Aslı Hocam. Birazcık dinlendirelim sizi. Şimdi velilerle ilgili VTR'mizi izleyelim, ardından devam edeceğiz. Geçen haftaki sınavda Mehmet'in oğlu 15 soruda 14 doğru çıkarmış. Bizimkisi 9 tane bile yapamadı. Şimdi gidip Sevgi'yle konuşacağım. İsteyen yapabiliyor, bizim kızımız neden yapamasın? Öyle şey olur mu, hiç sakın yapma. Onu kimseyle mukayese etmemelisin. Ama dersleri yeteri kadar iyi değil. Olsun, karşılaştırma yapmamalıyız. Onun yetenekleri başka alanlarda. Mehmet'in oğlu 14 doğru çıkardı, Sevgi de çıkaracak diye bir şey yok. Büyük beklentiler içine girme. Her çocuğun öğrenme seviyesi farklı. Bu yüzden de haksız bir şekilde Sevgi'yi zorlamaya gerek yok. Önemli olan ilerlemesi. Başkasıyla değil, kendisiyle karşılaştırmak daha doğru. Önceki durumuna göre ilerleme kaydediyorsa mesele yok. Sevgi'den ses çıkmıyor bir saattir. Ne yapıyor acaba? Gidip bir bakalım. Neler yapıyorsun Sevgi? Şu yap pozu beceremiyorum galiba ya. Tabii ki becerebilirsin. Bak birazını yapmışsın bile kızım. Aa, bu ne kızım? Sen mi yaptın bunu? Evet, ben yaptım. Ne kadar da güzel yapmışsın. Demek yap boz yerine resim yapmayı daha çok seviyorsun. Öyleyse sana daha fazla kağıt kalem alalım. İster misin Sevgi? Çok sevinirim baba. Hatta ben de resim öğretmeninle konuşayım. Seni daha fazla projeye dahil etsin. Evet, hem daha fazla resim çizersin hem de daha iyi öğrenirsin Sevgicim. Bir,
2... Neyi sayıyorsun sevgi? Arabaları baba. Aferin kızım. 3, 4... Peki, sana bir soru. 6 kere 6 kaç eder? 6 kere 6, 36. Dedemin sakalı yolda kaldı. Sakalını aldı, dereye attı. Dedem sakalsız kaldı. Cevap 36 baba. Bravo sana sevgi. Nereden öğrendin bu tekerlemeyi? Okulda öğretmenim öğretti. Bu zor tekerlemeyi akılda tutabilmek kolay bir iş değil. Ama sen hiç de zorlanmadan hızlıca söyleyebildin. Gerçekten bravo sana. Evet Aslı Hocam. Örnek bir veliyi izledik sanırım. Evet, evet, bu konuda neler söyleyeceksiniz tatile giren öğrencilerimizin, çocuklarımızın aileleri, ebeveynleri neler yapmalı? Tatile girildiği zaman veliler tarafından anne babaların bir tatil programını önceden hazırlamaları aslında iyi olur. Hı hı. Buna hazırlarken çocuğu da dahil etmeleri, çocukla beraber bu programı hazırlamaları. Ama tatil deyince de aklımıza büyük külfetler getiren, büyük harcamalar gerektiren, illa şehir dışında veya yurt dışında gerçekleşmesi gereken tatiller gelmemeli. Bulunduğumuz şehri de tanıyabiliriz. Hı hı. Çevremizde bir türlü gitmeye fırsat bulamadığımız müzeler, tarihi yerler veya sinema, tiyatro etkinlikleri gibi sosyal etkinliklerde de bulunabiliriz. Yani hı hı. maliyeti düşük ama çocuğumuzla birlikte vakit geçirdiğimiz için onunla ilgilendiğimiz, onunla zaman ayırdığımız aktiviteler olmalı bunlar. Kitapçıya kitap alınmaya gidilebilir. Orada çocukla beraber uzlaşmaya vararak onun almasını istediğimiz bir kitabı hı hı. alabiliriz. Ya da kendimize de kitap alırken çocuğumuza da kitap alma alışkanlığını bu şekilde kazandırabiliriz. Bu tür şeylerle, aktivitelerle tatilde verimli olacak bir şekilde çocuğumuza onu koşulsuz olarak sevdiğimizi hissettirerek bir tatil zamanı ayarlayabiliriz. Tatil denildiği zaman, karne denildiği zaman karne heyecanını, bu sevinci ödüllendirmek gelir aklımıza bir de. Bu anlamda karne hediyelerimizi yine çok yüksek meblağlara getirmeden, dayandırmadan, İşte onlara da bu vaatlerde bulunmadan, çok pahalı hediyelerle onları ödüllendirmeden onları mutlu edecek ödüller konulabilir. Hı hı. Veya kaygı yaratacak, üzüntüye sebep olacak, biraz önce izlediğimiz VTR'de olduğu gibi diğer çocuklarla karşılaştırma yapılacak pozisyonlara da girilmemeli. Çok büyük bir sorun sanırım. Aynen toplumumuzun. Öyle. Evet, evet. İşte falancanın çocuğu takdir aldı, sen niye teşekkür aldın? Falancanın çocuğu teşekkür aldı, sen onu bile alamadın. Hı-hı. Sen bu kafayla ikinci dönemde hiçbir şey yapamazsın. Bu gidişle senin derslerin daha da kötü olur gibi ifadeler, yanlış ifadeler. Biz bunların söylenilmesi evet. taraftarı değiliz. Dediğim gibi çocuklarını koşulsuz sevdiklerini hissettirmeleri başarılarının artırılmasında da Hı-hı. en büyük etken. Çocuklarıyla beraber ne yapabiliriz de karar vermeleri. Başarısız ders varsa, çünkü karne bizim belli bir dönemimizin göstergesi, evet. sayısal verisidir belki evet. de. Hocam karnede kalalım. Peki. Karneyi ikinci bölüme saklayalım. Tamam. Çünkü bir ara vereceğiz. Hı hı. Aradan önce bilgi ekranını izliyoruz. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Evde bakım parası nedir? Her ne şekilde olursa olsun haneye giren gelirlerin hanedeki kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalamaya aylık denilmektedir. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3 az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı engelli vatandaşlar için 3 tip bakım hizmetinde sosyal destek sağlamaktadır. Engellilere evde bakım hizmetinde
hizmeti doğrudan kamu tarafından üretilerek, özel sektörden hizmet alınarak ya da bakım hizmetleri masraflarının kamu tarafından finanse edilerek sağlanır. Şayet hizmet kamu tarafından sağlanırsa, bakanlığa bağlı resmi rehabilitasyon merkezlerinde hizmet alınır. Diğer modelde ise engelli bakım hizmeti özel bakım merkezi tarafından sağlanır ve bunun ücreti bakanlıkça ödenir. Son modelde ise evde bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen kişilere maddi ödeme yapılmak suretiyle destek sağlanmaktadır. Bu kişilere verilen ücrete ise evde bakım maaşı denir. Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı, üyeler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin eşi, çocuklarıyla, çocuklarının eşleri, ana ve babasıyla, bunların ana ve babası, torunlarıyla, torunlarının eşleri, kardeşleriyle, kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocuklarıyla, kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleriyle çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocuklarıyla bunların eşleri, halalarıyla halalarının eşleri, hala çocuklarıyla bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocuklarıyla bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocuklarıyla bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir. Evde bakım ücreti alma şartları nelerdir? Evde bakım maaşı almak için 3 temel şart bulunmaktadır. Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu, bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması, gelir kriterlerine uygun olması. 1. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve ağır engelli bölümünde evet yazan rapor gerekmektedir. Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisine göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez. 2. Bakıma muhtaç engelli yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir. 3. Engellinin bulunduğu hane de yaşayan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3'ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz. Sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'sini geçmemesi gerekmektedir. Evde bakım ücreti nasıl alınır? Evde bakım maaşı almak isteyen vatandaşlar yukarıda saymış olduğumuz 3 ana kriteri tespit ettirerek belgelemesi gerekmektedir. Daha sonra aşağıda bulunan evde bakım maaşı başvurusu yapmak için gerekli belgelerle beraber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın il müdürlüklerine müracaat etmelidirler. Engelli Sağlık Kurulu raporu, 1 adet fotoğraf, nüfus müdürlüğünden engelli ve bakıcı adına adrese dayalı vukuatlı nüfus örneği ve yerleşim yeri belgesi, engelli ile aynı evde yaşayan iş yeri sahibi varsa bu kişiye ait geçici vergi beyannamesi, engelli kişiye ait kiralık mülk varsa kira kontratları, mülkler boşsa muhtardan mülklerin boş olduğuna dair yazı, engelliye ait tarım arazisi, ekili ürün, tarla varsa arazilerin bulunduğu il ya da ilçe tarım müdürlüklerinden gelir belgesi, boşanma halinde boşanma kararı. Yukarıda sayılan bu belgelerin engelli ve engelliyle aynı evde kişiler için temin edilmesi gerekmektedir. 2018 yılı evde bakım maaşı ne kadardır? 2018 yılı kişi başı gelir oranı 967.027 liradır. 2018 yılı kişi başı gelir oranı 267.27 liradır. 2018 yılı evde bakım zamlı maaşları şöyledir. 2018 Ocak-Temmuz arası 1068 lira, 2018 Ağustos-Aralık arası 1105 lira.
Engelsizsiniz kaldığı yerden ikinci bölümüyle devam ediyor. Özel eğitimi konuşuyoruz. Özel eğitime gereksinim duyan çocukların almış olduğu eğitim ve tabii ki yarı yıl tatilinde neler yapması gerekiyor. Özel eğitim öğretmeni Aslı Doğan'la birlikteyiz. Evet hocam, ilk yarı karnede kalmıştık. Karnenin evet. Öncesinde de ailelere bazı bildirimleriniz oluyordu. Hı hı. Devam edelim lütfen. Karneden devam edelim. Evet. Karnedeki notların Ali Bey aslında sadece çocuğa ait olduğunu düşünmüyorum ben. Hı hı. Karnedeki notların hem öğretmeni, hem anne babayı, hem de çocuğu, hepsini bir kapsadığını düşünüyorum. Çünkü hepimizin o notlar üzerinde emeği var veya olmalı yoksa hı hı. da. Bu anlamda karnelerimizi eleştirirken çocuğun getirdiği notlara bakıldığı zaman işte bunu mu getirdin ya da bu kadar mı çalıştın yerine anne babalarımızın acaba ben çocuğuma ne kadar destek verebildim, daha iyi olabilir miydi dersleri diye kendilerini bir eleştirmelerini ben rica ediyorum. Hı-hı. Aynı şekilde öğretmenlerimizin de yine karneleri verdiği zaman çocuklara sınıf başarı ortalaması ne düzeyde, ne yapılabilir arttırılması için diye düşünmeleri gerektiğini, hepimizin bunu düşünmesi hı hı. gerektiğini düşünüyorum. Bunlar önemli konular, sadece çocuğa mal edilmemesi gereken bir şeydir karne diye düşünüyorum. Yine birinci bölümde hediyesiyle ya da ödüllendirilmesiyle ilgili de bir cümle söylemiştim. Bunun evet. da yine tekrarlıyorum, olmayan bir ödüllendirme olması lazım yani, muhakkak. Evet tabii ki, yani başarının ödüllendirilmesinden hepimiz haz duyarız. Çocuklar da illaki. Bunun zıttı olmalı mı hocam? Bir ceza. Bu konuda ne bu dersiniz? Tartışılır evet. Hı-hı. Yani gerektiği ölçüde bir cezanın verilmesi çocuğu acaba ne kadar sorumlu tuttuğumuzla da bağlantılıdır. İşte biz hı-hı. çocuğun ödevlerini yaptırmıyorsak, çocuğun dersleriyle ilgilenmiyorsak, hı-hı. okula gidip öğretmenleriyle görüşmüyorsak, yani çocuktan çok uzaksak ve buna bağlı olarak belki de çocuğun derslerinde gerilik varsa ve biz bunun farkında bile değilsek, bir de üstüne ceza vermek çocuğa çok akıllıca bir şey olmaz. Evet. Ama ceza da ödül kadar etkili bir yöntemdir yeri geldiği zaman ve uygun olarak verildiği zaman ceza da bir yöntemdir. Ama tabii ki biz genelde başarının ödüllendirilmesini ve ödülü savunuyoruz burada. Evet, teşvik. Evet, evet. Ama dediğim gibi abartılmamalı. Yani çocuk bunu bir şeye ulaşmak için değil, dersindeki başarıyı, notlarında işte yüksek almasını, belli bir şeyi aldırmak için ailesine değil, öğrenmek için, bu onun sorumluluğu olduğu için yaptığını bilmeli. Evet. Bundan dolayı çocuğu bu şekilde kanalize etmemiz doğru olur. Hem öğretmenler olarak hem de veliler olarak. Ama dediğim gibi yine birinci bölümde çocuklarımızla birebir geçireceğimiz zaman, onlara vakit ayırmamız, onlarla birlikte bu zamanı dolu dolu yaşamamız. Çünkü yarı yıl dediğimiz zaman bunu biraz daha ailelerle birlikte zaman geçirme adına da kullanılması gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Artı derslerle ilgili eksik olan yerlerini tamamlamaları ya da unutmamaları evet. bazı konuları adına tekrar yapmalarıyla ilgili de gerekli görüyoruz. Tam yeri gelmişken sıradaki sorumu cevaplayacağınızı düşündüğüm için araya evet. girdim. Kusura bakmayın. Sonuçta öğrenci, özel gereksinim duyan bireyler de öğrenci ve ders notları alıyorlar. Hı hı. Bununla ilgili kötü sonuçlanmış derslerin notlarının düzeltilmesi konusunda soru soracağım ama onun öncesinde konuyla ilişkili olarak bir VTR'miz var. Şimdi o VTR'yi izleyelim. Evet Sevgi, ondan 5 çıkartırsak kaç kalır? Öğretmenim, 3 mü? Yok artık. Çocuklar, lütfen sınıf arkadaşlarımıza saygılı olalım. Hayır Sevgicim, ondan 5 çıkartırsak yine 5 kalır. Bak, sayalım parmaklarımızı. 1, 2, 3, 4, 5. Aferin Sevgi. Şimdi bir 5 daha ekle bakalım üzerine. Kaç etti? 6, 7,
8, 9, 10. Aferin sana. Gayet kolaymış değil mi? Of. Ne oldu sevgicim? Çarpım tablosunu ezberleyemedim. 6 kere 6'nın cevabını hep unutuyorum öğretmenim. Ezgi hepsini çok iyi hatırlıyor ama. Hiç sorun değil. Hepimiz farklı alanlarda güçlüyüzdür sevgicim. Bunu öğrenmenin çok kolay bir yolu var. Benimle tekrarla bakalım şimdi. 6 kere 6, 36. Dedemin sakalı yolda kaldı. Sakalını aldı, dereye attı. Dedem sakalsız kaldı. Aa, öğretmenim, dedeniz niye sakalsız kaldı? Aslında sakalsız kalmadı sevgicim. Bunlara tekerleme denir. Bazı şeylerin aklımızda daha kolay kalması için yazılmış şiirlerdir. 6 kere 6'nın cevabı neymiş? 36. Aynen öyle. Şimdi seninle başka bir oyun oynayalım. Şimdi sevgicim, bu kartları kapayacağım. Bakalım kartlarda hayvanları hatırlayıp eşleştirebilecek misin? İşte bu kadar. Aferin. Ne oldu sevgicim? Öğretmenim, merdiven dedim diye Arda benimle dalga geçiyor. Arda'nın dalga geçmesi çok yanlış ama merdiven demek de yanlış sevgicim. Otur bakalım sana doğrusunu öğreteyim. Şimdi soldaki resmin altındaki kelimeyi yavaşça okuyalım. Kapı. Bileziğini hangi koluna takıyorsun? Gösterir misin sevgicim? Bilezik taktığın kolun sol kolun. Boş olan kolunsa sağ kolun. Şimdi bir daha soldaki resmin altındaki kelimeyi yavaşça okuyalım. Merdiven. Aynen öyle. Şimdi bir daha. Merdiven. Merdiven. Aferin sana. İşte sen de söyledin. Zor değilmiş öyle değil mi? Değilmiş öğretmenim. Evet hocam. VTR'de de izledik. Evet. Öğretmen tabii ki öğrenci, veli, okul ve de en önemli görevlerden birisi de öğretmenlere düşüyor. Bir zayıf notlarımızı düzeltme adına yapabilecek evdeki çalışmalar ve öğretmenlerden bahsedelim biraz. Evet. Tatil bir rehavet içinde geçerse eğer, bu iki haftalık süreç kısa bir süreç değil aslına bakarsanız. Çocuklar rehavete ne kadar çabuk alışırlar görürüz biz bu süreç içerisinde. Ve okula dönüşte bir kabus haline gelir sonrasında. Başa dönmeleri, karın ağrıları beraberinde görülür. Bunları yaşıyoruz hepimiz, evet. Görüyoruz, duyuyoruz ya da. Bundan dolayı çok çocuğun hakimiyetini bırakmadan bu 15 tatilde yaşanacak olayları ya da programları kendimiz de dahil olarak diye altını sürekli çiziyorum ben bunun. Çünkü özellikle engelli çocuğu olan ailelerimizin bakış açısı bu konuda daha farklı. Çocuğun dönem içerisinde çok yorulduğunu, uykusuz kaldığını düşünüp çocuğuna daha çok uykuda kalmasını, işte daha çok pasif aktivitelerde bulunmasını sağlayabilir aileler. Bilgisayar başında vakit geçirmesini sağlayabilir, daha fazla uyumasını sağlayabilir ama işte bunlar yapılmamalı diye öneride bulunmak istiyorum ben. Çünkü bunlar okula geri dönüşü etkileyecek. Bunlar kazanılan becerilerin gerilemesine sebep olacak ya da unutulmasına sebep olacak. Bundan dolayı engelli çocuklarımız için kazandığı becerileri tekrar etmek evde, bunu gerekirse oyun şeklinde, gerekirse belli zaman dilimlerine, ders saatlerine ayırarak aile tekrarlar yapmalı. Çünkü tekrar bizde çok önemli. Aynı şekilde diğer çocuklarımız da karnelerinde düşük gelen notlarını yükseltmek adına hangi derslerinde düşük notlar almışlar ve bu derslerdeki hangi konularda geri kalmışlar, bu eksikliklerini tamamlayabilirler. Konu tekrarı yapabilirler. Bildikleri bir konuyu unutmamak adına konu tekrarı yapmakta da fayda vardır. Veya gelecek konunun ne olduğunu öğrenebilirler. Ve kitap okumaya zaman ayırabilirler. Kitap okumak mutlaka olmazsa olmazı bizim yaşamımızda. Eğitim
süreci içerisinde. Evet. Bunu da ailelerle birlikte ne kadar fazla yaparlarsa, kitap okuma saatleri oluşturabilirler kendilerine aile içerisinde, hı hı, gibi etkinliklerle, evet, sürdürebilirler ve ders notlarının düzelmesine de sebep olabilir. Hı hı. Bunun öncesinde öğretmenle de aile bir görüşme tabii herhalde ki, yapıyordur tabii, o eksikliklerin tespiti açısından. Tabii ki yapıyoruz velilerimizle görüşmelerimiz, önerilerimizi onlara da sunuyoruz. Çocukların çünkü bireysel olarak farklılıkları var her şeyden önce birbirlerinden. Her çocuğun farklı şeyler yapması gerekecektir. Evet. Bundan dolayı özel olarak da görüşüyoruz elbette. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir klip izleyeceğiz hocam. Siirt'te Türk Telekom çok amaçlı özel eğitim merkezi, bir devlet okulu, orada öğretmen ve öğrencilerinin çok güzel bir klibi var. Şimdi hep birlikte izleyelim. Sınav yapacaksın, düşük notlar sallayacaksın. Hiç mi düşünmedin sen? Karne günü ne yapacağım? Günde 6 saat ders. Yeter artık, pes pes. Biraz beden yapalım, şu Türkiye'yi biraz geç. Kes. Şu mukavvadan biraz kes. Ders anlatmaya. Tınlamayacaksın, bizi hiçe sayacaksın. Bütün öğretmeler aynı. Hiç mi düşünmedin sen? Öğrencisiz ne yapacağım? Emeğimiz bilek zoru. Allah'ım sen bizi koru. Zaten ek ders geç yattı. Nasıl gelecek ay sonu? Buyurun, beni mi çağırdınız? Yok yahu, şarkı böyle. Hocam yanlış anladı, hepsi Mehmet'in suçu. Hocam vallahi ben yapmadım, Akbakan'ın su topu. Teneffüste 10 dakika, ayına fazla vakit yok. Geldi ders zamanı, Temmuz yanan kaçış yok. Erdirelim. E çayımız da soğumuş. Haydi derse gidelim. Affedelim mi dersin? Bu iş burada mı bitsin? Eşapti bitmek üzere. Nazarlara gelmesin. Gel. Çantanı kap öyle gel. Bu okul beraber güzel. Sevince tatlı günler, bir kuşun kelebeği, bir taşı sevince.
sevin yeter. Bakın şarkı da geçti. Bizleri hep seven yeter. Biz sizleri hep sevdik. Sevmeye de devam edeceğiz. Evet hocam, çok güzel, çok tebrik ediyorum. Evet. Yani Siirt Türk Telekom çok amaçlı özel eğitim merkezini. Aynen. Mükemmel olmuş. Çok güzel olmuş. Çocuklar çok başarılı da çok güzel olmuş oynamış. Arkadaşların klibi. Evet, çocuklar da dediğiniz gibi. Program başlı başına zaten çok keyifli geçti Ali Bey bu sefer. Diğerleri geçmiyor muydu? Diğerleri de geçiyordu illaki ama. Daha renkli geçti. Biz, demek ki daha fazla tatil kendimizi yeniliyoruz. Tatil moduna da girmişiz. Evet. Haklısınız. Yok, keyifli, akıcı oldu. Yine nasıl zaman geçtiğini anlamadık. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Hem bizim programın ayrıca danışmanlığını da yürüttüğünüz için önemli bir değersiniz Bursa ve ülkemiz için. Özel eğitim öğretmeni ve sivil toplum örgütlerinde aldığınız görevlerden biliyoruz. Teşekkür ederim. Son sözlerimizi alalım. Ondan sonra birlikte kapatalım hocam. Herkese mutlu, huzurlu, sağlık dolu bir yarı yıl tatili diliyorum. Umarım döndüğümüzde her şey daha güzel olur ve daha başarılı oluruz her konuda. Başka diyecek bir şeyim yok, bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Sağ olun. Değerli izleyiciler, yine bir kliple kapatacağız. Karaman Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Merkezi'nin yine engelli öğrencilerle, öğretmenleriyle birlikte çekmiş oldukları kliple size veda ediyoruz. Haftaya başka konu ve konuklarla görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. Gemiler alacak bizi, umudumuz.
umudumuz, umudumuz gökyüzü. Bulutlarıyla saracak bizi. Benim düşlerimde sarı sıcak uçurtmalar balonla. Yeni kesilmiş kumaşlar, pantolonlar, ayakkabılar.